Bugün 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar ile birlikteyiz. Bu olayın psikolojik boyutlarını anlamaya çalışacağız. Evet hocam, tarihte örneklerini gördüğümüz topluma zarar veren ve şiddet doğuran bu tür oluşumlar nasıl meydana gelir? İnsan psikolojisi açısından bunu nasıl açıklayabiliriz? Evet. Saldırganlık, şiddet ve bunun daha organize şekli olan terör eylemlerine baktığımızda bunların arkasında aslında hem bireysel hem de grup psikolojisiyle ilgili çok önemli dinamiklerin, etkenlerin yattığını görüyoruz. Çeşitli açıklama biçimleri var. Mesela bir kısmı bunu insanın doğası yapısıyla açıklıyor. İşte psikanalitik kurama göre, Freudian kuram, insanın biyolojik olarak iki temel doğuştan gelen dürtüsü vardır. Bunlardan bir tanesi saldırganlıktır, diğeri de cinselliktir. Bütün insan psikolojisi bu temelde açıklanır, yani yapısal anlamda açıklanır. Davranışçı kuram, bu konudaki önemli ikinci kuram, bu da daha çok çevresel etkenlerle açıklar. Hı hı. Yani belli bir ortamda, belli öncüler olduğunda bu şiddet, terör davranışının ortaya çıktığını söyler. Hı hı. Günümüze doğru yaklaştıkça daha çağdaş kuramlar, özellikle psikolojideki bilişsel kuramlar, bilişsel psikoloji ise saldırganlık ve şiddeti daha çok bilişsel etkenler, sosyal öğrenme ile açıklar. Bu tür açıklamalar var. Şimdi özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu konuya ilgi çok fazla artmıştır. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'nda işte Nazi Almanyası savaşı başlatıyor ve o arada büyük hem iktidara gelişi hem daha sonra işte savaş başladıktan sonra yapılan kitlesel katliamlar vesaire çok psikolojinin ilgisini çeken bir konu. Hı hı. Çünkü nasıl oluyor da insanlar birbirlerine bu kadar kötü şeyleri yapabiliyorlar? Hı hı. Çünkü bunları yapan insanların bireysel psikolojileri aslında irdelendiğinde şu görülüyor. Çoğu herkes gibi normal insanlar. Yani doğuştan böyle suçlu, doğuştan şiddete eğilimli, hayatının geçmiş kısmına bakıldığında işte insanlara eziyet eden, kötülük yapan kişiler olmadıkları görülüyor. O zaman nasıl oluyor da bu sıradan insanlar, hatta iyi diyebileceğimiz insanlar bu kadar kötü şeyleri yapabiliyor? Psikolojinin çok ilgisini çekiyor ve bu konu araştırılıyor. Tam bu noktada hocam, kimler bu oluşumların içinde yer almayı seçer o halde? Şimdi bu oluşumların içinde yer alan insanların daha çok belli bir grup içinde bunları yaptığını görüyoruz. Zaten hani o yapılan çalışmalarda da gösterilen şey şu, bu tür şiddet eylemlerinde itaat çok önemli bir faktör. Belli bir grup dinamiği oluştuğunda bazı bireyler o grupta artık hangi değer önerilirse önerilsin ki bunun içinde şiddet, diğer insanlara eziyet etme, yasa dışı işler yapma, toplumun geneline belki zarar verecek şeyler yapmayı içeren eylemler bile olsa o grup dinamiği içinde bunu yapabiliyorlar. Orada iki faktör söz konusu. Bir, baştaki lidere uyum, yani o liderin verdiği emirlere uyum gösterme. İkincisi de grubun genel dinamiğine uyma. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Mesela insanlara bir işte diyelim aş diye meşhur bir aş çalışması vardır. Sosyal psikolojide bizim bildiğimiz belli bir uzunlukta bir çizgi gösteriliyor. Daha sonra 3 tane farklı uzunlukta çizgi hangisi bunun buna daha yakın? Çok net bir şekilde birinci çizgi diyelim yakın. O sırada deney ortamını şöyle düzenliyorsunuz. Diyelim işte 5 kişi var. O 5 kişiden aslında 4'ü deneyi yapan kişinin seçtiği kişiler, onun elemanları. Onlar çok aykırı bir şey söylediğinde sırayla o gerçek deneye katılan gerçek kişi, yani 5. kişi, o kişilerin hiç o aslında uzunluğa uymayan farklı uzunlukları işaret ettiklerinde aslında gözüyle görmesine rağmen o da onlar gibi hiç uygun olmayan uzunluğu seçiyor. Hani o gruba, o topluluğa uyma anlamında. Yine
Milgram'ın meşhur deneyleri var. Burada işte bir yine insanlara bir sözcükleri doğru seçme ile ilgili, hafıza ile ilgili bir deney yapılacağı söyleniyor. İşte bu deneyde de bilim adamına yardımcı olacak kişiler. Ve eğer hata yaparsa ona işte elektrik şoku uygulanacak deney. Emri veren bilim adamı, beyaz önlüklü, denekte orada oturuyor ve verilecek, hata yapıldığında verilecek voltajı seçiyor. Aslında yine bir kurgu, aslında elektrik falan verilmiyor ama tabii deneye katılan deneyimiz böyle olduğunu zannediyor. Burada şu görülüyor, o beyaz önlüklü otorite emir verdikçe insanlar aslında çok tehlikeli olabilecek düzeydeki volttaki elektriği ceza olarak uygulayabiliyorlar denekleri. 450 volta kadar çıkartıyorlar. Peki buna itiraz edenler oluyor mu? Tabii ki oluyor ama toplumun çoğunluğu enteresan bir şekilde kendilerine çok aykırı olmasına rağmen o otoritenin verdiği emri yerine getiriyorlar. O zaman bu iki temel dinamik çok önemli. Yani oradaki liderin verdiği emirlere uyma ve grubun ne yapıyorsa grup, o grubun yaptığını yapma. Bu iki psikolojik etken çok önemli. Buna tabii kimler daha çok uyum gösterir? Baştan beri belki daha uyumlu kişilikler, daha edilgen kişilikler, kendi değer sistemi oluşmamış kişiler. Yani bütün değer sistemi o zaman ne oluyor? Hani bir boş bir defter gibi bir gruba katıldığınızda sizin bütün değer sisteminizi o grubun size verdikleri oluşturuyor. Peki hocam, bu koşulda bazı insanların bu saldırganlığa daha yatkın olduğunu mu söyleyebiliriz, yoksa o grupta mı öğrenerek yaptıkları bir şey? Yine aslına bakarsanız çalışmalar o grup etkisinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor deneysel olarak. Yine meşhur bir Stanford hapishane deneyi vardır. İşte 22 tane sıradan üniversite öğrencisi, herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayan, işte Philip Zimbardo deneyi yapan kişi Stanford Üniversitesi'nde, yarısını mahkum, yarısını gardiyan yapıyor. Üniversitenin alt katını da, psikoloji departmanının alt katını hapishane haline getiriyor. Herkese işte verilen roller var. Hani bu bir oyun aslında. Ve herkes de hani bunun bir kurgu olduğunu, oyun olduğunu biliyor ama istenilen şey, yani sizler işte gardiyansınız, bu kişiler mahkum ve tesadüfen ayrılmış kişiler. Amaç, acaba kişilerin davranışlarında kendi kişilikleri, kendi değerleri mi daha çok rol oynayacak, yoksa oradaki o verilen kimlik mi daha etkili olacak? O deneyde yine işte öğretim üyelerinin bir tanesi işte hapishane müdürü rolünde, işte Philip Zimbardo'nun kendisi de genel olayın direktörü rolünde. Maalesef deney çok kötü sonuçlanıyor. Hani Zimbardo'nun tezleri kanıtlanıyor ama işte 6. günde kesilmek zorunda kalıyor. Çünkü o kadar insanlar kendi o rollerine giriyorlar ki, işte gardiyanlar mahkumlara eziyet ediyor, onlara işkence yapıyor. Gardiyanlar isyan ediyor, psikolojik bunalıma girenler oluyor, antisosyal davranışlar yapanlar oluyor. Ve işin ilginç yanı, Philip Zimbardo da kendini olaya kaptırıyor. Farkında değil. Ancak dışarıdan daha sonra evleneceği Kristin Maslow adında bir psikolog hanım ziyarete geldiğinde olayın vehametini görüyor ve onun çok ciddi uyarıları sayesinde deney durduruluyor. Hatta bugün bile Philip Zimbardo o deneyde yaptığı, kendisinin o işkencelere vesaire nasıl sessiz kaldığı ve erken durdurmadığı konusunda bir vicdan muhasebesi yaptığını söyler. Yani grup etkisinin çok önemli olduğunu görüyoruz bu bağlamda. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir toplumun geneli vardır, bir de gruplaşmalar vardır. Bu gruplaşmaların en katı formu bizim kült dediğimiz, sosyolojide kült denilen katı gruplar. Maalesef en büyük tehlikeyi toplum için bunlar getirebiliyor. Hem kendi üyeleri için hem de toplumun geneli için çok zararlı şeyler yapabiliyor insanlar bu kültlerin içine
hapsolduklarında ve girdiklerinde. Peki hocam, anlıyoruz ki grup dinamiği oldukça belirleyici saldırganlıkta. Toparlayacak olursak, özünde iyi olan bir insan nasıl saldırgan oluyor? Şimdi genel ortalama olarak baktığımızda hakikaten de hani insanoğlu yapısal olarak paylaşmaya, dayanışmaya eğilimli de bir yanımız var. Hatta asıl egemen olan o, çünkü hani bugünkü uygarlık, medeniyet, toplum düzeni, dikkat edersek kanunlar hep onun üzerine kurulu. Peki bu tür şeyler buna karşılık nasıl olabiliyor? Dediğim gibi ağırlıklı olarak çevresel etkenler ve orada da grup dinamiklerinin çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Gerek işte bu intihar bombacılarıyla, gerek çeşitli çok belki de acı verici terör eylemlerini yapan insanlarla ilgili psikolojik incelemeler şunu gösteriyor ki bu kişiler hani psikolojik olarak bozuk, yapısal olarak bozuk, ruhsal olarak hasta ve onun için yapıyor değil. Çoğu yine sıradan ve psikolojik anlamda öncesine baktığımızda normal diyebileceğimiz insanlar. Bu anlamda en çok rol oynayan şey nedir diye bakıldığında bir kapalı bir grubun içine girme ve o grupta çok ikna edici bir liderlik, yani manipülatif, insanları manipüle etme, yönlendirme gücü olan bir liderlik görüyoruz. İkinci şey, o grup oluştuktan sonra dışarıdaki bütün gruplara ve toplumun geneline karşı kendini yalıtma ve sadece bir grup içi etkileşim içinde olma. Yani bütün veriler o grup içinden geliyor. Üçüncü olarak o grup içinde hiçbir aykırı görüşe ya da eleştiriye yer verilmemesi veya böyle bir şey olduğunda belki o gruptan dışlanma ve dördüncü olarak sürekli bir propaganda ve endoktrinasyon. O grubun kendi şeyi neyse, ajandası neyse sadece ve sadece ona maruz kalma. Böylece ne oluyor? Bir tür sanal bir gerçeklik içinde yaşamaya başlıyor insanlar. Tabii dediğim gibi bu her insan bu tür bir organizasyona kendini kaptırır mı? Kaptırmaz. Ama ortalama diyeceğimiz her insan için belli şartlar oluştuğunda maalesef böyle bir risk var. Bu anlamda da tabii bu tarz oluşumlara karşı çok bence dikkat etmek gerekiyor. Sıradan insanların hani belli bir oran vardır. Psikolojik bir bozukluk vardır bizim işte bildiğimiz antisosyal kişilik. Genelde görülen de şu oluyor enteresan bir şekilde bu kültlerde, gruplarda. Grubun başındaki kişide psikolojik problem oluyor genelde. Yani o sıradan üyeler o psikolojik olarak veya kişilik olarak sorunlu bireyin şeyine kendini kaptırıyorlar. Ve bunu hani böyle bir şeyi toplumun geneline yaymak çok kolay bir şey değil. Hani çünkü toplum çok daha değişken, çok daha katmanlı, çok daha heterojen. O nedenle de toplumlarda her zaman için işte muhalefet, aykırı görüşler olur. Hani bir toplumun genelini düşündüğümüzde. Ama küçük ve kapalı gruplar özellikle bu açıdan çok tehlikeli. Hani çok eğitimli, çok kişilik olarak baktığınızda düzgün görünen, çok iyi insanlar bile dediğim gibi o grupların içine girdiklerinde hele de daha edilgense, daha uyumsal bir kişiliği varsa maalesef çok tehlikeli ve toplumun geneline çok zarar verecek şeyler yapabiliyor. O yönden bence toplumsal anlamda bu tür oluşumlara karşı dikkatli olmak lazım. Herhalde değerler sisteminin de iyi oluşması bir tür aşı gibi hocam söylediklerinizden kesinlikle anladım. Kesinlikle çok çok önemli. Eğer kişinin kendi değer sistemi yoksa, bireyselleşmemişse, çünkü bu tür gruplarda gördüğümüz bir diğer önemli öge de birey olma halinin kaybolması. Yani o kişiye baktığınızda tamamıyla o grubun özelliklerini yansıtıyor. Yani bu kişi de bu grubun bireyi olma dışında ne var dediğinizde hiçbir şey yok. Yani ne bileyim kendine özel bir işte ideal anlayışı, toplumsal anlayış, felsefi anlayış, ne bileyim hobi,
ailevi değer, toplumsal değer, yani bunların hiçbirisi kalmıyor. Her şey neredeyse o grubun verdiği, aktardığı değerlerden oluşuyor. Ve onlar bir şekilde tırnak içinde kendince tehdit altında gördüğünde de çok kötü şeyler yapabiliyor. Ne bileyim işte toplu intiharlar var, toplu saldırılar var. Hakikaten çok zarar verici şeylere yol açabiliyor böyle oluşumlar. Peki hocam, bu kadar zarar verici boyutlara ulaşması mümkünken saldırganlık veya şiddete eğiliminin sağaltımı mümkün mü? Ne tarz yaklaşımlar benimsenebilir sağaltım için? Şimdi bir kere bence o noktaya gelmeden, yani o grup oluşumu oluştuktan sonra çok zor. Hep görüyoruz örneklerini. Mesela işte diyelim böyle bir grup oluşumundaki bir kişiyi bir şekilde yeni bir şeyleri aktarmaya çalıştığınızda da kapalıdır. Hani o değişim olmaz. Hatta kendilerine zarar veren şeyler yapabiliyorlar. İşte ceza, bir şekilde hani ceza aldığında yine örneklerini görüyoruz. Hani bir değişimden çok daha da bir içine kapanma, daha da bir bilenme oluyor. Bence en önemli şey insanların birey olarak iyi yetişmeleri. Yani öncelikle kendi değerler sisteminin oluşması. Lawrence Kohlberg'in ahlaki gelişim aşamalarını tanımlar. İşte ilk aşama nedir? Annenin, babanın söylediği şey kötüdür. O eğer kötü diyorsa kötüdür. Ahlak anlayışı öyledir. İşte daha sonra grubun söylediği şey olur. Daha sonra toplumun söylediği kötü olur. Daha sonra işte kuralın, yasanın, kanunun söylediği kötü olur. Ama Kohlberg'in en son aşaması nedir? Belli bazı evrensel değerler oluşması kişide. O evrensel değerler oluştuğunda kişi gerekirse belki bazen hani o anki yasada o insanlık değerlerine aykırı olan tutumlara ya da o anki grubun yaptığı şeyde, insanların onayladığı şeyde, kendi içinde bulunduğu grubun onayladığı şeylerde eğer bu temel evrensel insani ilkelere aykırı bir şey varsa itiraz eder, itiraz gücünü gösterir. Bunun için ama o insanın öncelikle birey olması gerek. Bu tür oluşumlarda işte Türkiye'de de görüyoruz, o maalesef işte bireyselliğin yok edildiğini, o kişinin bir birey olmadığını, hani bir papağan gibi üstten ne söylenirse aynen onu tekrarladığını görürsünüz. Hani bir özgün bir şey geliştiremez. İşte okuduğu kitaplar, katıldığı toplantılar hep o grubun şeyidir. Hiç aykırı bir şey, görüş, aykırı bir ne bileyim kitap, gazete vesaire okumazlar. O halde kişinin iyi yetişmesi, kendi değer sistemi olması çok önemli. Bir aşamadan sonra yalnız hani böyle bir toplumsal olarak böyle bir grup oluşumunun hani önlenmesi, bu tabii yasal kanuni olarak alınacak önlem, ama bireysel anlamda da kişilerin eğer böyle bir şeye belki yatkınlık eğilimi seziliyorsa daha sorgulayıcı bir kişi olması adına bir tür aşılama deniyor buna. Hani aykırı fikirlere ya da bu tür aykırı görüşlere ya da bu tür ne diyelim toplumun geneli için zararlı grup ideallerine karşı önden aşılanması veya böyle oluşumların nasıl oluşumlar olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerek bence. O zaman ne oluyor? Bu tür oluşumlara karşı kişi kendini daha korunaklı hale getirir ve kolay kolay böyle şeylere kaptırmayabilir. Yani bir düzeyde belki işte ne bileyim okul eğitiminde yer alabilir. Hani bunlar toplumsal derslerde işlenebilir, sosyal bilgiler derslerinde işlenebilir. Hani bu tür oluşumlar, özellikleri, insanlar bunlara nasıl girer? Önden bir bilgilendirme yapılabilir. Tedavi düzeyinde düşündüğümüzde artık hani iş iyice bir rahatsızlık aşamasındaysa psikolojik bir bozukluğa dönüşebilir çünkü bir kısmında. Orada artık bireysel anlamda bir takım tedaviler, saldırganlık ve şiddet davranışları için devreye giriyor. Ama
dediğim gibi hani bu oluşumların içinde yer alan kişilerin psikolojik bozukluk olan oranı az. Hmm. Daha çok bir endoktrinasyon, fanatizm, o doktrine köklü bir şekilde inanma ve grup da paylaştığı için bu şeyi, diğer grup üyeleri de aynı fikirde olduğu için maalesef değişime kapalı oluyorlar. Bu grup liderleri ise hani dedim ya, onlarda daha çok psikolojik bozukluk görülür. Maalesef yine görülen bozukluklar da kişilik problemleri olduğu için ya da bir takım paranoid belki özellikler olabildiği için bunlar da çok dirençlidir açıkçası psikolojik tedavi. Çünkü psikolojik bir yaklaşım için kişinin kendisinde bir sorun olduğunu görmesi, kabul etmesi gerekir. Ama bu kişilerde de maalesef öyle bir kabul ve anlayış yoktur. O zaman iç görü... Biraz karamsar bir tablo oldu sanırım. Yok hocam, iç görü ve sağaltım çok erken dönemde başlamalı anladığımız kadarıyla. Kesinlikle, yani bunların oluşumuna zemin verecek, zemin oluşturacak bir toplumsal çevre olmaması, eğitimimizin, toplumsal hayatımızın bence buna göre organize edilmesi gerek. Yani insanların birey olarak yetişmesi, kendi fikrini ifade edebilmesi, sorgulayabilmesi çok önemli bence. Peki, çok teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.